Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Miray Yayınları TYT Soru Bankası'ndan birinci dereceden denklemlerle ilgili ÖSYM tarzı beceri temelli sorular çözeceğiz. Test 5'teyiz. Evet gençler, videoyu izledikten sonra kanalıma abone olup bana destek olursanız çok ama çok mutlu olurum. Şimdi sorumuza bakalım. Her biri 6 eş parçaya bölünmüş özdeş düzgün altıgenlerin bölmelerine sayılar yazılmıştır. Yukarıdaki altıgenler oklar yönünde 240 derece döndürülüp üst üste konuluyor. Altıgenlerin üst üste gelen parçaları çarpılıp bulunan sayılar toplandığında sonuç 19 oluyor. Şimdi gençler 240 derece döndürülecek. Altıgenin normalde düzgün altıgen olduğu için gençler şuralar 60'ar derece. Yani bir iç açısı 120 derece biliyorsunuz. Tam köşegen iki eşit parçaya böldüğü için aslında bu üçgenlerin hepsine eşkenar üçgen. Neden böyle diyorum? Bakın, eksi 2'yi 60 derece döndürdüğümde tam buraya gelir. 60 derece var ya şurada. Bakın, eksi 2'nin olduğu üçgeni tam 60 derece döndürdüğümde, bakın, burası da 60 derece, tam A'nın olduğu yere gelir. Bir 60 daha döndüreyim. Yani 120 derece döndürdüm. Bir 60 daha döndüreyim. Buraya geldi, 180 derece. Bir 60 daha döndürdüğümde eksi 2 nerede? Tam B'nin olduğu yerde. Mantığını anlamışsınızdır inşallah. Bakın. Eksi 2 60'ar derece döndürüyorum. 60 derece döndürdüm. Artık A'nın olduğu yerde. 60 derece döndürdüm. 5'in olduğu yerde. 60 derece döndürdüm. Eksi 4'ün olduğu yerde. 60 derece döndürünce en son nerede? B'nin olduğu yerde. Şimdi eksi 2 buradaysa ve ben bunu sağa doğru döndürüyorum. Gördüğünüz gibi. Sağa doğru döndürdüğüm için A, şu A, burada A'nın olduğu yerde bazı şeyleri silmek istiyorum. Karışıklık olmasın. Eksi 2'yi zaten gösterdik size nasıl olduğunu. Bakın buradaki A, eksi 2'nin önünde olduğu için sağa doğru dönerken yukarı yazılacak. 5, A'nın da önünde gördüğünüz gibi. Eksi 4, tam 180 derece dönse karşıda olacaktı. Ama 240 derece dönüyor. Tam burada. Ve en son ne kalıyor gençler? B 180 derece dönseydi burada olacaktı. İki, bakın şöyle dönüyorlar. Dikkat edin. Yöne dikkat etmemiz lazım. B o zaman burada. En sonunda da ne olur gençler? Bu A görüyorsunuz. 180 derece dönseydi burada olacaktı. 240 derece döndüğü için tam burada oldu. Şimdi diğer altıgenimize bakalım. O sola doğru dönüyor. Dikkat edelim. 4 tam 180 derece dönseydi burada olurdu. 240 derece dönüyor ya. O zaman 4'ümüz nerede olmak zorunda? Bu sola doğru döndüğü için tam şurada olmak zorunda. Göstermek için yazmıştım. Silelim. Şimdi 4 buradaysa B de onun önünde görüyorsunuz. 180 dönseydi burada olacaktı. Yani önündekiler, bir önündekiler, bakın, bir önündekiler bu şekilde ne yaparım? Yazarım. A 180 dönseydi şöyle burada olurdu ama 240 dönüyor burada. En sonunda kim kalır? 3. Çünkü 180 dönseydi tam burada olurdu. 240 dönüyor burada olacak. Diyor ki bu iki altıgeni üst üste koy. O zaman şöyle yapabilir miyiz? Size bir tane göstermek için. Mesela bu bölmede B var ya, bu tam nereye geliyor? 4'ün olduğu yere mi geliyor? O zaman o iki sayıyı ne yap diyor? Çarp. Başka bir renk de kullanalım. Hatta açık bir renkini. Mesela burası A ya. Burada da 3 var. Kalemimizi kaybettik pardon. İkisini çarp diyor. 3 kere A'dan 3A çıktı karşımıza. Yine açık renk kullanalım. Burada A var ya. Eksi 2 ile çarp diyor. Eksi 2A. Mantığını anlamışsınızdır gençler. Daha fazla uzatmayacağım. Buradaki 2 ile karşıdaki A üst üste gelir. Artı 2A. Buradaki eksi 1 ile karşıdaki 5 üst üste gelir. Eksi 5 çarpılınca. Eksi 4 ile 4 gelir. Eksi 4B. Zaten biz 4 ile B'yi az önce başta yapmıştık. Hepsinin toplamı neymiş? 19'muş. 4B eksi 4B gitti. Artı 2A eksi 2A gitti. 3A
eksi 5, 19 demek. 3a eksi 5'e karşı atınca 24 yapar. İlk tarafı 3'e böldük. A ne çıktı? 8 çıktı. Güzel bir soru. Devam edelim. Eminim bu soru da çok hoşunuza gidecek. Bakalım beraber. Şimdi aşağıdaki tuşlu cep telefonunun ekranına bir harf yazmak için o harfin olduğu tuşa bir ya da birden fazla basmak gerekir. Örneğin Ç yazmak için bakın Ç'nin olduğu yere bakın. Ç ilk sırada bir kez. Ö yazmak için Ö ikinci sırada iki kez basmak gerekiyor. Şekildeki ekrana e-posta adresinin şifresini girmek isteyen Kemal farkında olmadan hesap makinesi uygulamasını açıp şifresinin tamamını girdikten sonra ekranda 39 yazdığını görmüştür. Kemal'in şifresi olduğuna göre şifresindeki soru işaretiyle gösterilen karakter aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi gençler J yazacak. Bakın J nerede bakalım? Şurada ikinci sırada. O zaman bir kez basar, iki kez basması gerekmiyor mu? J 6'nın yazdığı yerde tam ikinci sıradaysa J yazmak için iki kez 6'ya basması lazım. Devam edelim. J'yi yazdık. Bu J demekti. T için T'nin olduğu yer T-U'nun olduğu bölüm ve T ilk sırada bir kez basacak mecburen. E'nin olduğu yere bakalım. E ilk sırada 3'e basacak bir kez. E'yi de yazdık. Ü'ye bakalım. Ü X'in olduğu yerde bir kez basacak. O yüzden soru işaretini zaten bilmiyoruz. Z de gençler nerede? Tam eşittir'in olduğu yerde. Cevap ne çıkmış en son? 39 mu çıkmış? Şimdi şöyle yapalım. Burası eksi 3 x soru işareti olarak kalsın. Bir de işlem önceliğine dikkat ediyor diyor. O zaman önce çarpma yapılır. Yani burası burada bıraktım çarpma yapıldığı için. 39, 66'yı karşıya atalım. X'i 66. Eksi 3 x soru işareti. Burası da ne yapar gençler? Eksi 27 mi yapar? Her iki tarafta eksi olduğu için eksilerden kurtuluyoruz. Direkt 3'e bölsek de olurdu. Her iki tarafı 3'e bölelim. Buradaki x çarpma anlamında. Çünkü neden? Bakın en sonu hesap makinesinde ne var? Gençler çarpı işareti değil mi? Bakın hesap makinesi dediğine göre çarpma, bölme, eşittir işareti anlamına gelir. Bakın toplama, çıkarma, çarpma, bölme, eşittir var. Hani x normal bildiğimiz bilinmeyen x değil buradaki. 3'e bölüyoruz. Soru işareti eşittir ne demek oluyor? 9 demek oluyor. Peki 9 için diyor ki 9 demek acaba hangi harf demek? 9 bir kere basıldığına göre hangi harfe karşılık gelir? O harfine karşılık gelir. Devam edelim. Güzel bir soruydu. Evet. Bilgi. Kenar uzunlukları A birim ve B birim olan dikdörtgen için alan A çarpı B birim kare, çevrede 2 çarpı A artı B birim kare şeklinde hesaplanır. Adem kırmızı dikdörtgenin alanı A birim kare ve çevresini B birim bulmuştur. Yani kırmızı derken buradaki pembeden bahsediyor. Adem o zaman alanı A, pembe yerin alanını 10 çarpı X'den bulacak değil mi? Çevresi de 2 tane farklı kenarın toplamının 2 katı formülüyle mi bulunur? Farklı 2 kenarını toplarız, 2 ile çarparız. Adem A'yı, Ç'yi bu şekilde bulmuş. Nuri şaşırmış, mavi dikdörtgenin alanı hesaplarken çevreyle hesaplamış ve alanı, bakın alanı bulacak ya, çevre formülüyle hesaplarsa nasıl bulunur? 2 farklı kenarın toplamının 2 katı şeklinde değil mi? Ve yine şaşırmış, çevresini de bu sefer alan formülünde bulmuş. Tamam. Bundan sonra düzenleme yapacağız. Şu A'yı düzenleyelim. A eksi 8 olsun. 2'yi dağıtalım. 28 artı 2'ye. Daha da düzenleyelim. 8'i eksi 8'i karşıya attım. 36 artı 2'ye demek. Değil mi gençler? Bunu da bu şekilde yazdık. Çevrede zaten burada ne demekti? Şuraya düzenleyelim. 20 artı 2x demek.
Şimdi alanları birbirine eşitleyelim. Farklı bir kalem kullanalım burada. Alan demek 13 demek. Aynı zamanda da 36 artı 2'ye demek. Düzenlersem 10x eksi 2'ye eşittir 36 şeklinde denklemimi bulurum. Devam edelim. Diğerinde çevre demek 14y demek. Çevre demek 20 artı 2x demek. 14y eksi 2x eşittir 20 demek. Bana zaten x artı y toplamını soruyor. Şimdi bu bulduğum denklemleri alt alta yazabilirim. Evet gençler, bu bulduğumuz denklemleri ne yaptık? Alt alta yazdık. Şöyle yapabiliriz. Aşağıdaki denklemimizi biz 10x'li olan denklemimizi 7 ile çarparsak y'lerden ne yaparız? Kurtuluruz. Üstteki denklem aynen kalsın. 20. Aşağıdaki denklemi 7 ile çarpıyorum. 70x eksi 14y eşittir 252 mi yapar? Evet, 42, 4 var. Tamam. Taraf tarafı toplayalım. Artı 14y eksi 14y sıfırladı. Burası da 68x yapar. Burası da 272 mi yapar? 68'e bölersek x'i ne buluruz? 4 buluruz. X'i bulduktan sonrası çok kolay. İstediğimiz bir denklemde yerine yazabiliriz. Hemen yazalım. Mesela şunu da yerine yazalım. X'i 4 buldum. 4 kere 10'dan 40. Eksi 2'ye 36 yapmalı. 40 eksi 36 yazarım. 2'ye yaparım. 4 eşittir 2'ye. Her iki tarafı 2'ye böldüm. Y'yi de 2 mi bulduk? X'i 4 bulduk. Toplamını soruyordu. İstenen cevap 6 çıkacak. Devam edelim. Bu da çok hoş bir soru. Aşağıda içinde doğal sayılar yazılı olan birim karelerden oluşan tablo verilmiştir. Sayıları görüyorsunuz. Bu tablo önce birinci satır ile ikinci satır üst üste, bu ikisi üst üste gelecek şekilde katlanıyor. Üst üste gelen hücrelerdeki sayılar çarpılıp bulunan sonuç yeni oluşan şeklin birinci satırından sırasıyla yazılıyor. Bakın bu ikisi üst üste gelirse burası ne oluyormuş? A çarpı B. Burası da C çarpı birden C. Diğerleri aynı. Evet, devam edelim. Daha sonra yeni oluşan şekilde üçüncü satır ile ikinci satır üst üste gelecek şekilde katlanıyor ve üst üste gelen hücrelerdeki sayılar çarpılıp bulunan sonuçlar yeni şeklin ikinci satırına sırasıyla yazılıyor. Çarpalım. A çarpı C, A, C. B çarpı 1, B. Üsttekiler zaten aynen duruyor. Son olarak yeni oluşan şeklin birinci sütunu ile ikinci sütunu üst üste gelecek şekilde katlanıyor. Ve üst üste gelen hücrelerdeki sayılar toplanıp bulunan sonuçlar yeni oluşan şeklin birinci sütununa sırasıyla yazılıyor. Şimdi A ile B'yi A çarpı B ile C'yi topluyoruz. 4 çıkacakmış. Bakın. A çarpı C artı B'de 9 çıkacak. Diyor ki bana A'nın alabileceği değerler. Şimdi gençler doğal sayı diğeri başta belirtmişti. Şimdi şöyle yapabiliriz. Mesela A'ya 1 verdim. Bir denemede bir şey göstereceğim. A'ya 1 verirsem burası ne çıkar? 1 kere B artı C 4. Aşağıdan da 1 kere C artı B eşittir 9. Yukarıda B artı C, aşağıda B artı C farklı değerler çıktı. Olması mümkün mü? Hayır. A1 olamaz. A'ya 2 verelim. Bakın. 2 tane B artı C 4. 2 tane C artı B 9. Hatta tarafta bunu toplayın şöyle. 3 tane B'niz, 3 tane C'niz var 13. Bir de 3 parantezini alın. 13. Her iki tarafı 3'e bölün. Bir şey göstereceğim buradan. Şimdi B ile C ikisi de doğal sayısıyla doğal sayıysa toplamları 13 bölü 3 çıkması mümkün mü? Asla. O zaman A2 de olamaz. 3'ü de deneyin gençler. Bakın 3'ü de sizin için deneyelim. A3 olsun diyorum. 3 tane B, C4, 3 tane C, B9. Taraf tarafı topladığınızda 4B, 4C, 13 yapıyor. Yine 4 parantezini aldığınızda B artı C mümkün değil çıkmaz. Peki nasıl bulacağım?
Demek ki buradan şu sinyali alıyorum. B artı C, en son bulunan B artı C, 13'ün nesi olmalı? Yani B artı C'nin katsayısı 13'ün katı olmalı. Hani burada 4BC, burada 3BC çıktı ya, B artı C pardon çıktı ya. O zaman B artı C'nin önündeki katsayı 13 ile ilgili olmalı. Ben o zaman diyorum ki A'ya bir 12 vereyim. Çünkü neden? A'ya 12 verirsem burası 12B yapar. Bir de B var aşağıda. Taraf tarafı topladığımda 13B geliyor mu oradan? Bakın A diyorum 12 olsun. Benim asıl dikkate aldığım denklem burası. 12B artı C 4. 12C artı B 9. Taraf tarafı toplayalım. 13 tane B var. 13 tane C var. Eşittir 13. 13 parantezine alırsanız her iki tarafı 13'e böldüğümüzde B artı C 1 çıkıyor. Bakalım olabilir mi? İkisi de doğal sayı olduğuna göre mesela B 0, C 1 ya da C 1, şey B 1, C 0 şeklinde olabilir. 0 ve 1 doğal sayı olduğu için demek ki A kaç olabiliyor? Sadece 12 olabilir. Bize alabileceği değerler toplamı demiş ama tek bir değer çıktı. Tamam. Oldukça güzel bir soru. Devam edelim. Pardon geçtim. Şimdi aşağıdaki tabloda y ile x ve z ile x arasında doğrusal bir ilişki var. Yani hem y'nin hem z'nin x ile ilişkisi var. Tamam mı? Y ile z demiyor. Y'nin x ile ilişkisine bakacağız. Z'nin x ile ilişkisine bakacağız. Mesela x 2 iken y 5 ve x 2 iken y pardon x 2 iken z eksi 1. Zaten görünüyor bakın. X 2 y 5 x 2 z eksi 1. Bana diyor ki z 1 bölü 2 olduğunda x artı y toplamını bul. Şimdi gençler arada bir bağıntı oluşturmaya çalışacağım. Şuna dikkatinizi çekti mi? Mesela y x'in bakın iki katından bir fazla değil mi? Ama hepsi için sağlaması lazım. Onu da dikkat edin. Eğer ben y için x'in iki katından bir fazla diyorsam burada da aynı şey olmalı. Bakın iki katını alın 3'ün. 6 bir fazlası 7. 2 katını alın 8 bir fazlası 9. Yani y demek o zaman 2x artı 1 demek yazabilirim. Peki z için de bir bağıntı bulacağım x ile ilgili. Şimdi nasıl bir şey yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Şimdi mesela x 2 iken önüne eksi koyun. Yani eksi x yapın. Eksi 2 yapın. 1 ile toplayın. Bak şöyle demek istiyorum z için. X 2 ya. Önüne eksi koyun. 1 ile toplayın. Eksi 1 çıktı. Ama hepsi için sağlaması lazım. Bakalım. Mesela X 3 ya. Önüne eksi koyun. 1 ile toplayın. Hep aynı çıkıyor mu? Cevabı veriyor mu? Bağıntıları buldum. Bundan sonrası kolay. Z diyor 1 bölü 2 olsun. Yazalım. Z demek 1 bölü 2 ise eksi X artı 1. X'i sola atın. X demek bir sağda zaten. 1 bölü 2'yi de sağa atın. X demek 2 kere 1 2. 1 çıktı 1 bölü 2 mi demek? Y'yi çok kolay buluruz. Y demek 2 çarpı X demek artı 1 demek. İkiler gitti. 1 artı 1'den Y'miz ne çıktı? 2 çıktı. X'imizi zaten 1 bölü 2 bulduk. Y'miz de 2 çıktı. Toplarsak 2 kere 2 4. Bir daha 5 bölü 2 diye cevabımızı ne yaptık? Bulduk. Devam edelim. Evet, şimdi yakınıza alalım. Aşağıda birbirine teğet 3 çember çizilmiştir. Herhangi bir çemberin içinde yazılı olan sayı o çemberin teğet olduğu çemberlerin yarıçapları toplamına eşittir. Zaten hepsi birbirine teğet görüyorsunuz. Buna göre mavi çemberin yarıçapı kaç birimdir? Ben buna A dedim yarıçapına. Bununkine B dedim. Bununkine de C. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela A artı B. Şöyle diyelim. Pembe çember. Pembe çember. Yani A ile B'nin şöyle yapalım. Şöyle diyelim. Gençler. Pembe çember mavi ile yeşili teğet değil mi zaten ikisine birden? O zaman ikisinin yarıçapları toplamı pembe çemberin içinde yazan sayı mı? Bakın tekrar ediyorum. Pembe çembere baktığımda hem mavi hem yeşili
teğet olduğunu görüyorum. Teğet ne demek? Değmesi demek. Gördüğünüz gibi. O zaman o iki çemberin yarıçapları toplamı pembe çemberin içindeki sayı. Aynı zamanda da şöyle yapabiliriz mesela. Yeşile bakın. Yeşile bakın gençler. Yeşil çember hem pembeye hem de maviye teğet değil mi? O zaman onların yarıçapları toplamı yeşil çemberin içindeki yazan sayı. Aynı şekilde maviye bakın gençler. Mavi yine hem yeşile hem de pembeye teğet. O zaman mavi çemberin içinde yazan sayı ikisinin yarıçapları toplamı demek. Şimdi öyle bir işlem yapacağım ki A'yı bulacağım. Çünkü mavi çemberin yarıçapını soruyor. Ben de ona A dediğim için A'yı bulmam lazım. Şimdi aşağıdaki denklemi, en aşağıdaki denklemi eksi 1 ile çarpalım. Tekrar düzenleyeyim sizin için. A artı B, aynen yazıyorum üstü. A artı C, eksi B, eksi C, eksi 3x. Hepsini taraf tarafa toplayacağım bakın. Artı B, eksi B, artı C, eksi C. Burası ne oldu? 2A. Şuraya bakın. Eksi x, eksi 3x, toplayınca eksi 4x, artı 4x, eksi 4x sıfırladı. Burası ne yaptı? 28. Her iki tarafı 2'ye bölün. A dediğim sayı ne buldum? 14 buldum. Gayet güzel bir soruydu. Devam edelim. Evet. Renkleri aynı olan kutuların özdeş olduğu küp biçimindeki kutular bir depoya üst üste ya da yan yana dizilmiştir. Şekil 1'deki gibi dizildiklerinde en üstteki kutu ile deponun tavanı arasında 90 cm boşluk görüyorsunuz zaten. En alttaki kutu ile deponun sağdaki duvar arasında 150 cm boşluk kalmıştır. Şekil 2'deki gibi dizildiklerinde en sağdaki kutu ile deponun sağdaki duvarı arasında kalan boşluğa mavi kutulardan 4 tanesi boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmiştir. Mavi yapalım. Yani şuraya 1, 2, 3, 4 tane mi yerleşmiş? Değil mi? Buna göre deponun yüksekliğini soruyor. O zaman gençler şu bakın şu kısım için ben 4 tane mavi burada bir tane de en solda 5 mavi kutu, 2 turuncu kutu, deponun nesi? Bizim deponun tabanı. Aynı zamanda burası da aynı taban değil mi? Aynı depodan bahsediyoruz. Burada da bir mavi ve 150 santimetre mi var? Düzenleyelim. 5 mavi, 2 turuncu, eksi mavi, maviyi sola attım, 150 demek. Bu da 4 mavi artı 2 turuncu eşittir 150 demek. Bu kalsın. Şimdi deponun bana yüksekliğini soruyor. Yani burayı. Orayı bulurken şöyle bir hesaplama yapmak istiyorum. İki tane mavi var. Bir tane turuncu var. Değil mi? Artı 90 santimetre var. Bu deponun ne? H'ı. Yüksekliği. Deponun yüksekliği. İki mavi, bir turuncu, bir de 90 santimetre deponun yüksekliği. Ben şuraya bakıyorum. Çok benzer şurayla. Nasıl benzer? Ben bu denklemin her tarafını 2 ile bölersem, bakın 2 ile bölüyorum. Burası 75 mi demek o zaman? 75 artı 90'dan bu deponun yüksekliği toplarsanız 165 santimetre çıkar. Oldukça da kolay oldu değil mi? Devam edelim. Kalemimizi ele alalım. Murat'ın eşit uzunlukta ikisi mavi, ikisi kırmızı renk 4 tane cetveli vardır. Eşit uzunluktaysa ben her birine x santimetre diyeyim. Tamam mı? 4'ü de x santimetre. Murat mavi cetvellerin ucundan 10 santimetre, kırmızı cetvellerin ucundan 14 santimetre parçalar kesip attıktan sonra mavi cetvelleri 4'er eş parçaya, kırmızı cetvelleri 3'er eş parçaya ayırmıştır. Oluşan eş parçaları kullanarak bir karenin kenarlarını aşağıdaki gibi ölçmüş. Buna göre karenin çevresi kaç santimetredir? Karenin kenarını bulduktan sonra çevresi ne zaten? 4 çarpı 1 kenarı. A diyelim buraya. O kolay. Şimdi ne yapıyordu bakalım. Mavi cetvellerin ucundan 10 santim kesersek mavi cetvelin tamamının uzunluğundan bir tanesinin tamamının uzunluğundan x dedi.
10 santim kesti, yeni uzunluğu x eksi 10. Kaça böldü mavileri? Mavi cetvelleri 4'er eş parçaya. O zaman bu küçük parçalardan birinin uzunluğu x eksi 10 bölü 4. Şimdi bu karenin kenarına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane bu parçadan var. Bu kısa parçadan. Artı bir de şurası kaç santimetreymiş? 5 santimetre. Tamam. Kırmızılar için konuşalım. Kırmızıdan ne kadar kesti? Normalde boyu x'ti. 14 santim kesti. Ve bu kestiği, yani kestikten sonraki durumu kaça böldü? 3'e böldü. Bakalım. Bakın bu küçük parçalar burada 1, 2, 3, 4 tane var. Bundan küçük parçalardan. Artı bir de ne var? 7 santimetre. E bu şekil kare ise bunların cevabı da birbirine ne? Eşit. Hadi düzenlememizi yapalım. 5'i dağıtıyorum. 5x eksi 50 bölü 4 artı 5. 4'ü dağıtıyorum. 4x eksi 56 bölü 3 artı 7. Payda eşitleyeceğim. Paydayı şöyle yapalım. 3, 4. Burayı da mecburen 12'de. Burayı da mecburen kaçta eşitleyeceğim? 12'de. Dağıtalım. 15x eksi 150. 12 kere 5, 60. 4x ile 4'ü çarptık. 56 ile 4'ü çarparsak 24. 20, elde var 2. Burası da 84 mi yapar? Sağda 16x var. Soldaki 15x'i oraya attım. Tamam. Burası eksi 90 görüyorsunuz. Burası da eksi 140 mı gençler? 0, 140, evet. Sola atınca burası 140 oldu. Toplayınca burası 50 mi yapar? Yani x'i 50 buldum. Ama karenin çevresi diyor. Karenin bir kenarı, bakın. X'i 50 buldum ama farklı bir renk kalem alalım. Karenin bir kenarı burası değil mi aslında? Ya da diğer, bakın bir kenarı ya burası ya burası. İstediğiniz gibi hesaplayabilirsiniz. Ben buradan hesaplayacağım. 5 kere, şimdi x eksi 10, yani 50 eksi 10, 40 bölü 4 artı 5. Burası ne yaptı? 10 yaptı. 5 kere 10, 50. Karenin bir kenarı neymiş? 55. Karenin çevresi nasıl hesaplarız demiştim. 55 çarpı 4'ten 20, 220 santimetre oluruz. Çok da güzel bir soruydu. Devam edelim. Bu testle ilgili son sorumuz. Legolarla ilgili bir sorumuz var. Bakalım. Aşağıdaki şekilde bir Lego bloğu ve bu Lego bloğunun üstten görünümü verilmiştir. Lego burada, üstten görünümü bu şekilde. Bu bloklardaki daire şeklindeki çıkıntılar ve bu çıkıntıların kenetlendiği daire şeklindeki delikler eş büyüklükte ve aynı hizadadır. Bu bloktaki dairenin çapları 0,6 cm. Dairelerin herhangi ikisi arasındaki uzaklık, dairelerin birinin yakınındaki kenara uzaklığın 3 katı. Bakın, dairenin kenar uzaklığı x, ikisi arasındaki uzaklık 3x. Bunu demiş. Dairenin çapı 0,6 santim göstermiş zaten. Bu Lego bloklarından iki tanesi aşağıdaki gibi birbirine geçirilmiştir. Şuraya da dikkat edin. Buna göre bir Lego bloğunun uzunluğunu soruyor. Lego'nun tamamının uzunluğunu soruyor gençler. Ben nasıl yapabilirim? Bakın şimdi bu Legolar birbirine geçtiğinde şurada, değil mi? Bu Lego dairesinin kenar uzaklığı ne olacak? X mi? Bakın, çünkü tam hizalandığında buradaki şekilden geçmeyecek mi? Şurası aynı hizada olduğuna göre burası ne? X. İki daire arası uzaklık 3x değil mi? Bakın. O zaman buraya ne kalır? 2x. Bu dairenin çapı 0,6 santimetre. Dairenin kenara uzaklığı yine x. Tam buranın karşılığı 1,35 santimetre mi? Ne var orada? 2x var. 0,6 santimetre. X var. Hepsinin karşılığı 1,35 santimetre. Şimdi biz burayı düzenleyelim. 3x artı 0,6 1,35.
Ben şimdi gençler burada ne yapmak istiyorum? Pardon. Tabii ki virgülden kurtulmak için yüzle çarpacağım her tarafı. Burası 300x. Yüzle çarparsanız 6 bölü 10 ya. Yüzle çarpın 60. Yüzle çarpınca burası da ne yaptı? Bakın bir şöyle göstereyim size. Direkt 135. Çözelim burayı. 135'ten 60'ı çıkaracağız. Çözelim. 5, 75. Şöyle 75 bölü 300 mü yapar? Bunu sadeleştirebiliriz aslında. Değil mi? 3'e böldük 25. 3'e böldük 100. Hatta ne yapar sadeleştirirsek? 25'e böldük 1. 25'e böldük 4 mü? X demek 1 bölü 4 demek. Bir Lego'nun uzunluğunu soruyor bana. Şimdi Lego'nun uzunluğuna bakınca gençler, çok zorlanmayacağız. Farklı bir renk kalem alalım. Bakın. Şurası da 3x. Burası da x değil mi? Lego'nun tamamında kaç tane x var? Bakın x, 3x, 4x yaptı. 7x, 8x mi var? Artı. Bu dairenin çapı 0,6, 0,6, 0,6 değil mi? Bunlardan da kaç tane var? 3 tane var. İşte Lego'nun tamamının uzunluğu. 8 çarpı x. 8 çarpı x diyeceğim. X'i 1 bölü 4 zaten buldum. 3,06'yı nasıl çarparım gençler? 3 kere 6. Ya şöyle düşünebilirsiniz. 3 kere 6 18. 1 virgül kaydırayım diye düşünebilirsiniz. Hani direkt. Ya da yapamıyorsanız hiç 3 çarpı 6 bölü 10 değil. 18 bölü 10. Ondan yine 1 virgül kaydırarak 18'i yazın. Bir tane sıfır olduğu için bir virgül kaydırırsınız. Bu şekilde de hesap edebilirsiniz. 8 ile 4'ü sadeleştirdim. Burası 2 yaptı. 2 artı 1,8 ne yaptı? 3,8 çıktı. Bu oldukça güzel bir soruydu. Çok güzel hazırlanmış bir testti. Sonuna kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi hocam şu videoyu bize at. Bu konuda eksiklerimiz var. Bu kitaptan şu testleri bize atar mısınız dediğinizde size yardımcı olmaya çalışacağım. Sonuna kadar beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok çok mutlu olurum. Herkese iyi çalışmalar gençler.